Merhabalar sevgili Yay Burcu. Ağustos ayı tarot yorumu yapacağız. Bakalım kartlar neler söyleyecek Yay Burçları için. Yay Burcu Ağustos ayı tarot yorumu. Yay Burcu Ağustos ayı tarot yorumu. Evet, ben niyetimi aldım. Sizler de niyetinizi alın sevgili arkadaşlar. Bakalım neler söyleyecek. Şimdi şöyle bir durum var. Hayatınızın genel anlamı da olarak söylüyorum. Sanki beklediğiniz bir şey var. Ya da Ağustos ayında bu şekilde başlayabilirsiniz. İkilem içinde kalabilirsiniz. İki durum arasında kalma, iki olay arasında kalma, iki kişi arasında kalma, iki teklif arasında kalma. Ya da beklediğiniz bir durum söz konusu. Sanki iki kademeli bir şeymiş gibi düşünebilirsiniz bunu. Birincisi bitmiş, ikinci haber bekliyormuşsunuz gibi bir durum söz konusu olabilir. Ve bu haber de Ağustos ayında gelme ihtimali çok yüksek. Özellikle de evlilik, ilişkiler, ortaklıklarla ilgili iletişim trafiğinizin çok yüksek olabileceği bir Ağustos ayına geçiş yapıyoruz sevgili arkadaşlar. Özellikle de ayın ikisiyle sekizi sevgili gönül dostları ikisiyle sekizine dikkat edin diyebilirim. Burada daha böyle olumlu haberler gelme ihtimali söz konusu. Finansal konularda daha böyle kısmetiniz açık, rızkınız açık evvelallah Allah'ın izniyle. Güzel başlangıçlarınız söz konusu olabilir. Beklediğinizin de burada bir haber var. Bu haberin geldiği de görünüyor. Özellikle de finansal konularla ilgili beklediğiniz haberlerin bu ay içinde Allah'ın da izniyle size geleceğini ve mutluluk gözyaşları dökebileceğiniz bir enerji içinde olma ihtimaliniz görünüyor sevgili Yay Burcu. Aynı zamanda bir nafaka, bir miras, bir tazminat, bir hak ediş, eski bir hak ediş, geçmişten kalan bir hak ediş gibi durumlarınız varsa sevgili arkadaşlar, bununla da ilgili bir başlangıç yapma gibi bir süreciniz söz konusu olabilir. Bazılarınız krediye başvurabilir. Bazılarınız eşinizin kazançlarıyla ilgili yeni başlangıçlar olabilir. Bazılarınız için özellikle evliyseniz eşinizin finansal konularında yeni başlayacağı, yeni adımlar atacağı bir durum söz konusu olabilir. Sizin adınıza diyebilirim sevgili yaylar. Yakın çevre, kardeşler ve yakın akrabalarla eğlenmek, gezmek, tozmak, onlarla zaman geçireceğiniz bir Ağustos ayı sizleri bekliyor. Belki görüşemiyorsunuzdur. Bunu artık görüşme kararı verebilirsiniz mesela. Ya uzun zamandır görüşmüyoruz, hadi görüşelim diyebilirsiniz ama burada yakın çevreyle ve kardeşlerinizle ortak bir şey var sanki, bir kutlama var. Bir şeyin sevinci var, bir şeyin mutluluğunu yaşayabilirsiniz. Özellikle sevgili arkadaşlar, yurt dışı bağlantılı konularınız varsa, bir seyahate çıkma gibi bir durumunuz varsa, uluslararası konularınız varsa, pasaportla ilgili konularınız varsa, bu konularla ilgili biraz daha beklemeniz gerektiğini söylüyor. Sanki uzun zamandır bu konularla ilgili zaten gündemi olanlar uzun zamandır bekliyor gibisiniz ve tükenmişlik enerjisi söz konusu. Ya o kadar uğraştım, bekledim, bekledim, hala gelmedi. Örnek veriyorum, pasaportunuz, vizeniz ya da bazılarınızın adaletle ilgili gündemleri olabilir. Bu konuyla ilgili bir tükenmişlik enerjisi hissedebilirsiniz. Sevgili arkadaşlar, devam ediyoruz. Yay burcu. Evinizle ilgili, ailenizle ilgili sevgili arkadaşlar, biraz böyle belirsiz durumlar olabilir. Sanki bulunduğunuz evde, yaşadığınız evle alakalı net olmayan, karanlık olan bir durum söz konusu. Bir korkunuz var sanki. Eğer kendi evinizse işte ev alıp ev satmak, ev kiralamakla ilgili bir korku içinde olduğunuz görünüyor. Ya da örnek veriyorum, kiracısınızdır, ev sahibi evi çıkar, yani evden çık demiştir. Bundan dolayı bir korku. Ya da işte ücretini yükseltmiştir ki şu dönemde ev sahiplerinin hepsini kapsamayayım ama
Hemen hemen tüm ev sahipleri bunu yapıyor maalesef. Burada da böyle bir enerji görünüyor. Evinizle ilgili, özellikle de oturduğunuz yerle ilgili ve aynı zamanda babanızla ilgili, ailenizle ilgili, ebeveynlerinizle ilgili de bazı konular söz konusu olabilir. Sizi korkutan durumlar yaşayabilirsiniz ebeveynlerinizle de ilgili sevgili Yay burcu. Aynı zamanda iş, meslek, kariyer hayatınızda bir tamamlanma süreciniz söz konusu olabilir. Artık bir konuyu kapatmak, bir konuyu tamamlamak, artık ben oldum demek ya da bir durumu bitirmek var sanki. Bir iş almışsınızdır, bu konuyu bitirip yani o işi bitirmişsinizdir. Burada bir tamamlanma enerjisi hakim görünüyor. Özellikle de yine ebeveynlerle ilgili bir durum var. Burada ebeveynlerden baskı görmek gibi bir durum da söz konusu olabilir sizin için sevgili arkadaşlar. Ama sizi korkutacak, sizi tereddüte düşürecek bazı konular söz konusu olacaktır. Yine söylüyorum, ev konusu, aile konusu, ebeveyn konusu, oturduğunuz yer, ikamet ettiğiniz alanla ilgili. Yeni bir aşka başlayabilirsiniz hayatında kimse olmayan yay burçları için. Bir aşka yelken açmak, yeni biriyle tanışmak durumu söz konusu olabilir. Halihazırda hayatınızda biri varsa zaten bu kişiyle daha sağlam adımlar atmak, daha böyle sosyalleşmek, o kişiyi sosyal çevrenize tanıştırmak ya da onun sizi tanıştırması, daha kalıcı adımlar atmak gibi durumlar içinde kalabilirsiniz. Yani evet, biz bir flörtleşiyoruz, biz konuşuyoruz ama bu konuşma, bu flörtleşme nereye gidiyor? Artık bunun adını koyalım. İşte sevgililik, ilişkilik, nişan durumu, evlilik durumu gibi süreçleriniz olabilir. Arkadaşlar, devam edelim bakalım. Şöyle bir durum var. Sanki eğer yanınızda birileri çalışıyorsa ya da bir elemanınız varsa ya da bir yardımcınız varsa bu kişileri sıfırdan başlatabilirsiniz. Nasıl yani? Yeniden bir başlaması gibi. Yeniden bir eleman almanız, yeniden bir hayatınıza yardımcı biri almanız, sıfırdan başlamak gibi bir durum söz konusu sevgili arkadaşlar. Bu tarz bir enerji hakim olabilir. Aynı zamanda bazılarımızın evcil hayvanlarıyla ilgili konular söz konusu. Sanki bazılarımız böyle köpek almak, beslemek enerjisinde de olabilirsiniz. Bu tarz gündemler söz konusu olabilir. Ve özellikle yine söylüyorum ya, çalıştığınız yerle ilgili ya da çalıştığınız yer derken beraber çalıştığınız kişiler, buralarla ilgili de bir durum söz konusu. Ve burada eğer çalışıyorsanız, yalnız birlikte çalıştığınız biri varsa, yanınızda çalıştırdığınız biri varsa, bir elemanınız, bir yardımcınız varsa, bu kişinin gittiği görünüyor. Bir ayrılık durumu söz konusu ve siz yeniden hayatınıza birini alma enerjisi içindesiniz. Bu hayatınıza aldığınız durum çalışma arkadaşı görünüyor sevgili arkadaşlar. Hatta bazılarınızda şöyle bir şey söyleyebilirim. Bir evcil hayvan edinme gibi bir durum olabilir. Evcil hayvanı olanlar ise hayvanıyla işte beslediği işte hayvan cinsiyle ilgili bazı konular yaşayabilir, bazı durumlar yaşayabilir. Onunla uğraşmak zorunda kalabilirsiniz mesela. Evet, devam edelim sevgili Yay burcu, Ağustos ayı diyoruz. Bakalım. Evet, bu beklediğiniz haberler yolda geliyor sevgili arkadaşlar. Çok güzel haberler alıyorsunuz Allah'ın izniyle Ağustos ayı içinde. İletişiminizin kuvvetli olduğu bir durum söz konusu. Evet, finansal olarak güzel fırsatlar, kısmetler, nasipler sizin ayağınıza gelecek Allah'ın izniyle sevgili yaylar. Aynı zamanda bu yakın çevre, kardeşlerle ilgili konularla ilgili bir ilahi adaletin tecelli ettiği bir durum var. Sanki bir ilahi adalet tecelli edecek ve siz buna sevineceksiniz. Özellikle de bu öldüm bittim tükendim dediğiniz bir konu var sanki aile içinde ya da işte kardeşlerle ilgili. Bu konuyla ilgili bir ilahi adaletin tecelli edeceği bir durum var. Yine söylüyorum, bazılarınız için de bu adli konularla ilgili, mahkemelik, davalık konularla ilgili de ilahi adaletin tecelli edeceği bir süreçten geçebilirsiniz Ağustos ayı içinde. Ev konusuyla ilgili biraz böyle sanki
üç kişi, üçlü bir durum söz konusu ve burada bir plan proje durumu söz konusu sevgili arkadaşlar. Bir karar vereceksiniz evle ilgili, aileyle ilgili, babanızın ya da ebeveynlerinizin sağlığıyla ilgili ya da yine onların malı mülküyle ilgili. Özellikle de sağlığı diyebiliriz ebeveynlerinizin ya da sizin oturduğunuz evinizle ilgili bir araya gelip konuşup görüşüp plan proje yapacağınız bir ay bizleri bekliyor. Aynı zamanda sevgili arkadaşlar biraz daha aşkta elinizin kolunuzun bağlı olduğu bir durum olabilir. Ve aynı zamanda şöyle bir şey var. Sanki elim kolum bağlı, çaresizim, ne yapabilirim işte. Ben bu kişiyle devam edeceğim, başka bir çarem yok dediğiniz bir durum söz konusu. Yani pek bulunduğunuz yerden de çıkmak istemiyorsunuz. Hayatınızdaki o kişiden ayrılma taraftarı değilsiniz zaten. Bir yandan da şöyle bir şey var. Sanki ben mecburum ya da ne yapabilirim ki enerjiniz hakim olabilir ve aynı zamanda beklediğiniz bir durum söz konusu sevgili arkadaşlar. Özellikle de bu çalışma hayatıyla ilgili, yanınızda çalıştırdığınız kişilerle ilgili sanki 3 haftadır, 3 aydır ya da uzun süredir bekliyorsunuz zaten böyle bir durumu. Siz harekete geçeceksiniz. Sanki dediğim gibi yanınızdaki elemanınızı işten çıkarma, işten ayrılması ve yeni birinin gelmesi gibi de bir süreç söz konusu olabilir sizin adınıza sevgili yaylar. Evet, o zaman ne yapıyoruz? Aldık, kabul ettik diyoruz. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.